Canım annem, her şeyimsin. Allah'ım gözüne yaş değdirmesin. Canım annem, sevincimsin. Bir sözünle dünyamı değiştirirsin. Aramızdaki her neyse benim için sıradan bir şey olmaktan çıktı. Ela, ben bildiğin seni görmek için can atıyorum. Sizi. Kusura bakmayın. Nazlı'ya hala ulaşamadım. Siz görebildiniz mi? Halit Bey, Nazlı gayet iyi. Hiç merak etmeyin. Ama ben ulaşamıyorum Murat Bey. Kızım nerede? Evde Halit Bey. Ben en son evden çıkarken Zeynep uyutuyordu. En son evi aradım. Zeynep'le birlikte uyuyakalmışlar. Ben de kimsenin rahatsız etmemesini söyledim. Çok şükür. Ben de ulaşamayınca çok korktum. Korkacak bir şey yok Halit Bey. Her şey yolunda. Murat Bey, o zaman uyanınca beni aramasını söyler misiniz? Bir sesini duyayım. Tabii Halit Bey. Söylerim. Halit Bey, benim işimi kapatmam lazım. Tamam. Ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. İyi günler. Şey Murat Bey, Allah da sizin kızınızı size bağışlasın. Cümle evlatlar da olduğu gibi inşallah. Murat Bey. Kızım önce Allah'a emanet, sonra size. Onu diyecektim. Anladım Halit Bey. Kapatmam lazım. Tamam. Sağ olun. Acil ihbar attı, buyurun. Ne olmuş dayı, ne diyor? Uyuyakalmış evde. Uyanınca aratacak Murat Bey. Ya vallahi aklımızı aldı biliyor musun? İyiymiş, iyiymiş. Bir daha ararız. Uyandırırız. Uyusun, uyusun. Karpuz yata yata büyürmüş. Sana ne şimdi? Sana ne oluyor? Uyurmuş, uyumazmış. Ha? Lafa gelince aile izlemeyi biliyor ama hanımefendi. Bak, evden kovuluyoruz ha. Hiç umurunda bile değil. Yenge haberi olsa gelirdi. Nazlı'yı bilmiyor musun? Biliyorum da konuşuyorum zaten. Hem sen niye laf atılıyorsun ha? Sana sordum mu ben? Ya ağzından güzel bir laf çıksın Gülsüm Bey. Bak aylardır şu evden gidelim deyip duruyordun. Şu Rüstem'in yüzünü görmeyeyim diyordun. Bak taşınıyoruz işte. Daha ne istiyorsun? Taşınıyoruz. Tabii daha ne istiyorum? Ama nasıl taşınıyoruz? Sümbül halletti değil mi bütün işleri? Sen de geçmişsin karşına. Eline beline koymuşsun. Oh ne rahat.
sistemden kurtulsak ne olur he? Bu sefaletle biz daha burnumuz çamurdan hiç çıkmaz. Kaderimiz bu kaderimiz. Ben doğarken bile gülmemişim. Korkma, korkma. Benim, ben. Su getireyim mi sana? Su içer misin? Kaç saattir buradayım ben? Ne yapacaksın sen saati? Senin bu saatten sonra zamanla işin yok. Ne kadar oldu ben buraya geleli? Çok oldu, çok. Kimse de aramıyor zaten seni. Hem arasalar da bulamazlar zaten. O yüzden boş ver saati. Ellerim hiç olsun. Yok ya. Niyeymiş o? Tuvalete gideceğim. Of Allah'ım ya. Bir bitmedi derdin Nazlı ya. Bir bitmedi ya. Bana bak. Çözüyorum elini. Akıllı ol. Yavaş yavaş. Tamam. Yavaş, yavaş, yavaş. Lan! Ulan! Ulan sen var ya! Sana var ya sana! İnsanlık da yaramaz! İnsanlık eder ne kadar! Dur şuraya! Sen misin insan ya? Sen misin insan? Dur! Bir aynaya bak tamam mı? Bak kendine! Tamam! Bırak! Dertleşme! İşiniz gücünüz nutuk atmaktan. Başka bir şey bildiğiniz yok. Pislik herif. Pislik. Geber. Ulan. Bana bak. Sesini çıkarmadan otur burada. Duymayacağım sesini. Ela iyi misin? Kızım bir şey söylesene, iyi misin? Ben çok kötüyüm Betül. Eve gidemedim o yüzden geldim. Saçmalama, tabii ki de buraya geleceksin de. Ne oldu? Çok kötü şeyler oldu Betül. Ela korkutma beni. Ayten teyze bir şey olmadı değil mi? Yok, yok annem iyi, annem iyi. Ne oldu o zaman? Ben hiç kalkışmamam gereken bir şey yaptım Betül. Çay getirdim ben oğluma. Sağ ol oğlum. Oğlum, biraz zaman ver Ela'ya. Böyle bir tepki vereceğini beklemiyordum. En azından bir şey söyler diye ummuştum. Hazır hissetmiyordur belki kendini oğlum. Belki de korkmuştur. İnsan korkunca neye nasıl tepki vereceğini bilemiyor. Öyle bir şey değil sanki bu. Nasıl bir şey oğlum? Bana söyleyemediği bir şey var gibi. Ela benden bir şey saklıyor olabilir mi sence? Yok oğlum, ne saklayacak ki senden? Bilmiyorum ama söyleyemediği bir şey var. Ne hissediyorum? Heyecanlanmıştır oğlum. Sen de öyle kurma kafanda.
Senden çok hoşlanıyor çünkü. Ben biliyorum. Bilmiyorum ama. Öyle öyle. Sen ona biraz zaman ver. Zeynepciğim, ne diyorum biliyor musun? Şöyle güzel bir çizgi film açalım. Ben sana kendi ellerimle bir patlamış mısır yapayım. Şöyle keyif yapalım. Sen ne? Taptaze limonata getirdim ben kuzuma. Ay, Zeynep'e mi o? Evet, hem de naneli. Afiyet olsun aşkım benim. Hadi sen iç onu güzel güzel. Hatice teyzen yanında nasıl sen? Melek Hanım, çay servisi hazır efendim. Tamam. Bir şey mi oldu? Ay, ya ben size bir şey soracağım. Yani sormazsam meraktan çatlayacağım gerçekten. Bu Nazlı kim? Nazlı mı? Ya evet, konakta herkesin dilinde. Hatta Murat Bey de bir tutturmuşlar Nazlı. Ay vallahi meraktan çatlayacağım Melek Hanım. Tatlım, sen herhalde bir şey yanlış anladın. Ben senin arkadaşın değilim. Sen benimle aynı zümreye ait hiç değilsin. O yüzden bundan sonra sakın bir daha haddini aşmaya kalkma. Ve ben sana izin vermedikçe bana belli bir mesafeden fazla yaklaşma. Ya ben çok özür dilerim. Hani siz şey demiştiniz ya, hani konakta ne oluyorsa hepsini gel bana anlat. Hiç kimseye bir şey söyleme, her şeyi bana anlat falan dediniz ya. Ben ondan şey yaptım. Özür dilerim. Melekciğim, çayımızı burada mı içelim? İsterseniz içeride içelim Aslı teyzeciğim. Tamam. Başka bir isteğiniz var mı efendim? Yok. Çıkabilirsin. Melekciğim, iyisin değil mi? Aslında çok iyi değilim Asude teyze. Yani tatile gideceğiz diye bayağı heveslenmiştim ama hayallerim yine suya düştü. Melekciğim, şu anda çok daha önemli konularımız var. Nazlı'nın başından ne geldiğini bilmiyoruz. Hayati bir tehlike söz konusu olabilir. Biliyorum Avsi teyzeciğim. Yani yanlış anlamayın beni lütfen. Ben de önemsemiyor değilim bu konuyu ama... Neyse. Sinem'i aradın mı? Aradım, aradım. Getirecekler bugün. Yani malum tatile gideceğiz diye babaannesine bırakacaktım ama... artık gerek kalmadı. Ben de özledim kızımı. Aradım, gelsin bugün. Gelsin tabii. Yanında olsun. Hem Zeynep için de iyi olur. Tabii. Ortanca. Bu? Gel Ortanca. Neydi bu? Neydi? Kasım topu. Kasım patı. Anne
Yok kuzum. Ben telefona bakayım. Sen bunları sula hadi bir taneciğim benim. Tamam. Alo, Halit Bey. Hatice Hanım rahatsız ettim. Nazlı uyandı mı? Onu soracaktım. Uyandı mı? Murat Bey, Zeynep de uyuyorlar demişti. Uyandıysa bir sesini duyayım. Aa, uyuyorlar, uyuyorlar. Allah Allah. Hala mı? Uyanınca ben Nazlı'ya söylerim, sizi arar. Hatice teyze. Halit Bey, ocakta yemeğim var. Ben sizi ararım sonra, olur mu? İyi günler. Annem ne zaman gelecek? Kuzum, biraz bekleyelim, gelecek. Yoksa annem beni bırakıp yine eve gitti. Kuzum, annen seni bırakır mı hiç? Hadi diğer sulanmamış çiçekleri de sulayalım, olur mu? Zeynep'ciğim, hadi gel bak, sana çok güzel haberlerim var. Annem mi geldi? Yok, daha annen gelmedi ama görünce çok sevineceğin biri gelecek. Söyleyeyim mi kim olduğunu? Aa, kimmiş acaba? Ben de çok merak ettim. İstemiyorum. Sen aşık olmuşsun. Hiç de çaresiz falan değilsin. Ararsın, konuşursun. Ne diyeceğim peki? Ya hazırlıksız yakalandım de. Aklıma bir şey gelmedi. Bir anda kaçtım de. Mesele bu değil ki Betül. Ya ben çocuğa en başından beri yalan söylüyorum. İşte bu yüzden yapmam gereken tek şeyi yaptım. Arkama bakmadan kaçtım. İyi yaptın, aferin. Ya gelme üstüme lütfen. Sen de saçma sapan davranma o zaman. Ya ben saçmalamıyorum ki. Saçma sapan davranıyorsun Ela. Ya kızım sen şu haline bir baksana. Ya çocuk besbelli seviyor seni. Sen de seviyorsun. Niye kendini bu kadar acı çektiriyorsun Ela? O bana aşık değil. Bak beni başkası sanıyor diyorum ya. O Suzan teyzenin arkadaşının yeğeni olan Ela olarak biliyor beni. Ya, ben o değilim ama ya. Ya öyle şey olur mu hiç? O seni gördü, seni biliyor. O seni seviyor Ela. Ama beni başkası olarak biliyor. Allah'ım sabır ver ya. Ya Ela, bu çocuk zaten eninde sonunda öğrenmeyecek miydi gerçeği? O zaman ne olacaktı? İşte ben de o öğrenmesin diye kaçıyorum. Kaçmış halin bu mu? Kaçamıyorsun bile Ela. Ve sen zil zurna deli gibi aşıksın bu çocuğa. Adını andığında senin sesin, gülüşün, duruşun değişiyor ya. O zaman almayacağım adını. Tamam mı? Bitti bu mesele. Kapandı, tamam. Öyle mi canım? Neden anlattın o zaman bana? Çünkü içten içe sen de kapanmasını istemiyorsun. Ama önce kendine şunu bir itiraf et. Sen bu çocuğu seviyorsun. Tamam. Beni de bu numaradan aradı. Numaradan konum bilgisine ulaşmaya çalışacağız. Aracın plakasını da trafiğe bildireceğiz. Bulmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Lütfen sakin olun siz de. Peki bu arada ben ne yapabilirim? Yani Murat Bey, sizin yapabileceğiniz pek bir şey yok. Bu durumla ilgili size ulaşan olursa lütfen ama lütfen tek başınıza harekete geçmeyin. Anında bizi haberdar edin. Bunun dışında da bekleyeceksiniz ve sabredeceksiniz. Hadi babaanneciğim, hadi içeri geçelim de bir şeyler yemen lazım senin. Hadi canım benim. İstemiyorum. Kızım, ama babaannen sana ne güzel sağlıklı şeyler almış. Hadi yavrum. Siz bana yine yalan söylüyorsunuz. Annemle babam bir türlü gelmiyorlar. Siz beni kandırıyorsunuz. Ay olur mu hiç öyle şey aşkım benim? Ben seni kandırır mıyım hiç? Onların işleri bitmemiş ondan. Hep öyle diyorsunuz. Arayın o zaman annemi. Gelsin. Aşkım. Bak babaanne sana hiç yalan söyler mi? Söylemez. Anneyle babanın işi var ama bitince gelecekler. Sadece birazcık sabredeceğiz değil mi? Bak ben sana bir şey söyleyeceğim. İstersen biz beklerken hikaye okuyalım. Hani sana aldığım kitap vardı ya. Onun içinde daha bir sürü okumadığımız hikaye var. Evet ya. Ben biliyorum o kitabı. Harika bir kitap o.
Melek teyzen sana okusun içeride, ha? İstemiyorum. Annemle konuşmak istiyorum. Zeynep'ciğim, annenin şarjı bitmiş. O yüzden arayamıyorum. Ama istersen babanı arayayım. Hadi. Murat Bey, biz notlarımızı aldık. Birimlere anons da geçtik. Şu an harekete geçtiler. Biz de vakit kaybetmeden olay yerine intikal edelim. Haber bekleyeyim bizden. Teşekkür ederim. Rica ederim. Efendim anne. Tamam. Ben hemen geliyorum. Siz oyalamaya çalışın. Tamam canım, tamam oğlum. Hadi çabuk bekliyoruz seni burada. Tamam mı aşkım? Okey, hadi bay bay. Tabii tabii. İçeri mi girsin? Ha, dışarıda beklemesin seni. Tamam. Yemeğini de yesin. Tamam, ben şimdi söyleyeceğim hepsini ona. Tamam oğlum, hadi bekliyoruz. Hadi bay bay. Zeynep'ciğim, bak baban geliyor. Gerçekten mi? Evet, gerçekten. Ama ne dedi, duydun değil mi? Yani beni içeride beklesin lütfen dedi. Dışarıda beklemesin dedi. Bir de yemeğini mutlaka yesin dedi. Tamam. Hadi bakalım. Hadi kuzum. Yesene biraz hadi. Beğenmedin mi yoksa? Başka bir şey yapayım mı sana? Yok hala, eline sağlık. İştahım yok sadece. İçeri geçsem ayıp olmaz değil mi? Uzanayım biraz. Kalk hadi kalk. Perişan etme kendini burada. Telefonun çalıyor. Suzan teyze. Efendim Suzan teyze. Ela'cığım, nasılsın kızım? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün ne oldu öyle kızım? Furkan sana sürpriz yapacaktı. Ben de sana o yüzden yalan söyledim. Dönüp gitmişsin. Yoksa kızdın mı sen bize? Ben. Ne oldu o zaman? Ben bu işin uzamasını daha fazla istemiyorum. Ne olur anlayın beni. Ama merak etmeyin, size olan borcumu ödeyeceğim ben. Kızım. Bu para konusunu kapat lütfen. Konuşmuştuk bunu. Ya, tamam ama benim içim rahat etmez zaten. Bakın ben bu konu kapansın istiyorum. Yani Furkan'la olan konu kapansın istiyorum. Kimseye yalan söylemek zorunda olmak istemiyorum ben artık. Ben bunu halledebilirim kızım. Furkan'la konuşup her şeyi anlatırım ona. Hayır, ne olursunuz. Ne olur, bu konu kapansın artık. Ne olursunuz, anlayın beni. Anladım kızım. Sen Furkan'la ilişkini tamamen bitirmek istiyorsun. Anlat. Sen nasıl istersen öyle olsun. Çok teşekkür ederim beni anladığınız için. Ne olursunuz bana kırılmayın, olur mu? Kırılmam kızım. Kendine çok dikkat et. Telefonumu unutmuşum. Ela ile mi konuşuyordun? Yok canım, ben bir arkadaşımla konuşuyordum. Ben bir tuz alıp geleyim. Sen de susuyorsun. Kesin bir şey saklıyorsunuz benden. İçin kusma.
Teşekkür ederim Betül. Dinleseydin keşke biraz. Hemen kapatmasaydın kapıyı. Yok Betül, kapanma artık bu konuya. İş görüşmesine gittiğim yer ya. Aç hadi aç. Buyurun. Şimdi mi? Tamam, o zaman çıkıyorum ben. Görüşmek üzere. Ne oldu? Ofise çağırıyorlar. Ya adamlara geleceğim dedim de ben bu halde nasıl gideceğim ki? Saçmalama ya. Kalk kalk kalk. Hazırlarım ben seni. Hadi gel, benden hazırlanırsın. Hadi ya, kalk. Hadi, gel, tamam. Gel gel gel. Anne ne olur, ben çok korkuyorum. Bir anda çok kötü bir şey olmuştu anne. Bu da bir şey olursa da ben yaşayamam. Nasılsınız Nazlı Hanım? Ha? Keyifler yerinde mi? Dur. Yemek getirdim gene sana. Aç bakalım ağzını. Çocuğu ellerim. Yok ya. Başka? Aç ağzını. Ya kızım, niye enet ediyorsun? Ha? Bu yemeği yiyeceksin. Bunun başka yolu yok. Seni sağlam yollamam lazım geri. Aç şu ağzını. Senin tek bir lokman bile benim kursamdan geçmez, tamam mı? Aman geçmezse geçmesin. Çok da umurumda sanki. Geberir açlıktan. Kızım, benim seni Murat Efendi'ye sağlam göndermem gerek. Git Murat'ın yanına. Ondan sonra ne oluyorsa olsun. Beni delirtme. Aç şu ağzını. Sen Murat'ı tanımıyorsun. Senin peşini bırakmayacak o. Tamam anladık. Kahraman Murat. Aç dedim şu ağzını. Rüstem. Bak eğer beni şimdi bırakırsan kimseye bir şey söylemem. Bak benim Zeynep'in yanına gitmem lazım. Biliyorsun zaten çocuk hasta. Ne olur. Bak söz veriyorum, yemin ediyorum kimseye bir şey söylemeyeceğim. Yemin ediyorum. Nazlı, ben salak mıyım? Seni bırakacak olsam niye kaçırayım? Te Allah'ım ya Rabbim ya. Te Allah'ım ya Rabbim ya. Ha Murat. Oğlum gel otur şöyle. Var mı bir haber? Nazlı kaçırılmış anne. Ne? Nereden duydun? Yok yani hani emin misin anlamında? Nereden öğrendin bunu? Eminim. Dün size de söylemiştim. Otele gelmek için evden çıkmış. Otelin yakınlarında taksilenmiş. Ama otele ulaşamadan kaçırılmış. Güvenlik kamera kayıtlarından izledim. Ya kim kaçırmış peki? Yani biliyor musun kimi kaçırdığını? Hayır anne, göremedim. Adamın yüzünde maske vardı. Ay Allah, işe bak. Aa, yani Nazlı'nın kimle nasıl bir işi olabilir ki? Nazlı'yla ilgili olmayabilir anne. Benimle bir işler olabilir. Murat, şüphelendiğin biri var mı? Bu son problem yaşadığım insanlar olabilir. Hani önce beni tehdit edip sonra eve basanlar. İyi ama oğlum onlar yakalanmadı mı daha? Hayır anne, ne yazık ki. Hay Allah, peki polise ne anlattın? Nazlı'nın bu konuyla bağlantılı olabileceğinden bahsetmedim. Ay neden oğlum? Keşke anlatsaydın. Emin değilim çünkü anne. Murat lütfen bak, tek başına bir şey yapma sakın. Merak etme anne.
Nazlı'yı tehlikeye atacak bir şey yapmam. Hay oğlum lütfen kendini de tehlikeye atma sakın. Ben Zeynep'e bir bakacağım. Of. Yani bu bir taraftan Nazlı bulunsun istiyorum ama yani bir taraftan da konağa hiç dönmesin istiyorum. Yani duygularım karmakarışık Melek. Ben de aynı durumdayım Hazreti teyze. Ben de. O kadar plan yaptık. Nazlı ile Murat'ı birbirinden ayırdık. Hepsi suya düşsün istemiyorum. Ama şimdi Murat da Nazlı'yı bulursa çok kötü olacak. Yani Nazlı her şeyi anlatabilir Murat'a. O zaman Murat bizi asla affetmez. Beni neden affetmesin ki? Her şeyi sen planladın. Ay neyse, neyse. Sağ salim kurtulsun da. Onu da düşünürüz artık. Bunun adı çilek. Çilek diye isim olmaz ki. Çilek meyve ismidir. Evet ama oyuncak bebek adı da olur. Olmaz. Olur. Olur deme baba. Efendim kızım? Çilek meyve ismi ama oyuncak bebek adı da olur değil mi? Olur tabii. Hem de çok güzel olur. Bak gördün mü? O zaman ben de size misafirliğe gelebilir miyim? Ne yapıyorsunuz bakalım? Oynuyoruz. Ya üçünüz mü? Evet. Ay çok güzel, ben de oynayabilir miyim? Olur. Kendine bebek al Melek teyze. Tamam. O zaman şunu alayım. Hayır olmaz. O annemin bebeği. Hep annem oynuyor onunla. Tamam. O zaman şunu alayım ben de. Tamam. Siz oynayın. Benim biraz işim var bir tane. Tamam baba. Hemen geliyorum. Murat. Ya Murat, benim sana bir şey söylemem lazım. Nazlı ile ilgili. Söyle Melek. Ya ben acaba diyorum ki Nazlı'yı sevgilisi kaçırmış olabilir mi? Ne saçmalıyorsun sen Melek? Bu muydu söyleyeceğim? Evet. Niye böyle bir tepki verdin ki? Çünkü Nazlı'nın babasıyla beraber beni arayıp duruyorlar. Nazlı'ya ulaşmak için. Şimdi anladın mı neden böyle tepki verdiğimi? Lütfen zamanımı boşa harcama. Şuraya bir para. Tamam. Buraya da isim, soy isim imzalıyor. Tamam. Evet, işe giriş evraklarım tamamlandı. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Artık satış temsilcimiz. Sana çok güveniyoruz. Beraber çok güzel bir iş biliyor olacak. Umarım elimden geleni yapacağım. Bu da avansım. Çok teşekkür ederim. Dediğim gibi alış ve satışlarda şirketimiz adına imza etkisi sende. Çok dikkatli ol lütfen, tamam mı? Tamam. Bugün benim yapabileceğim başka bir şey var mı? İstersen masana geç. Yavaş yavaş böyle alış. Tamam. İyi. Uyanmadı. Yok yok. Ya nasıl bir işe ihtiyacı varsa artık böyle. Bayağı bir ihtiyacı var ki uyanmadı. Keriz ya. İyi güzel. Bize böyle kerizler lazım. Melek'ciğim bak bunlar doğru davranışlar değil. Olağanüstü bir süreçten geçiyoruz ve sen aynı davranmaya çalışıyorsun. Ya çok özür dilerim Avsa teyze ama ben bu kadar tepki alacak ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Melek'ciğim bak
ben biliyorum. Sen Nazlı'yı Murat'ın gözünde küçük düşürmeye çalışıyorsun. Ama yani şu süreçte Murat buna müsaade eder mi? Aksine kendi değerini düşürürsün Murat'ın gözünde. Melek'ciğim ben her şeyi biliyorum. Yani Murat'a olan hislerini, Nazlı'ya olan kızgınlığını en iyi ben biliyorum. Yani iki durumda da ben senin yanındayım biliyorsun. Ama lütfen şu süreci bir atlatalım. Yani her zamankinden daha güçlü olmak zorundasın. Duygularına hakim olmazsan kaybedersin. Bütün planlarımız boşa gider, haberin olsun. Tamam. Haklısınız. Daha dikkatli olacağım. Söyle istersen. Yok senin olmadığın şeyler mi dedi? Yok yok. Ben dersimi aldım. Hani Zeynep'in bizden olmasını çok istediği bir şey vardı. Ne istiyor Zeynep bizden? Düşün bakalım. Hep bizden istediği bir şey. Yani masal okumamızı istiyor. Birlikte film izleyelim istiyor. Başka? Başka? Parka gidelim diyor. Sen söyle o zaman ne istiyor başka? Kardeş istiyor. Murat nereden çıktı şimdi? Zeynep bizden kardeş istiyor sevgili. Ya tamam istiyor da niye konuştun seni? Ya kim artık? Tamam. Acaba espri olsa? Annem kesin babamın adını vermemizi ister. Ne malum erkek olacağı, belki kız olacak. Sen kız mı istiyorsun? Yok. Gülmesene. Hadi hayırlı olsun. Buldun sonunda işi. Evet öyle oldu valla. Ya bu mu yani? Bu kadar mı sevindin? Sevindim. Tabii ki sevindim. De şimdi üzüldüğüm şeyler de olduğu için onlar biraz daha ağır basıyor. Ne var mesela? Aşk mı? Ya aşk deyip durmasana. Tamam kapandı işte o konu. Tamam gelmeyeceğim üstüne. Ama senin de biraz yüzün gülsün. Ne güzel haberler alıyorsun. Gülecek gülecek de önce benim bir telefon konuşması yapmam lazım. Kimle konuşacaksın ki? Suzan teyzeyle. Ne diyeceksin? Kapandı o konu diyorsun. Kapandı da işte borcumu ödeyeceğimi söyleyeceğim. Bak Furkan'la para karşılığı buluşmuşum gibi olsun istemiyorum ben. Hele o öğrensin hiç istemiyorum. Ya öğrense ne olur aşkım? Bu çocuk zaten seni tanımıyor mu? Şüphe etmez ki senden. Biraz ferah tut şu içini. Ya söylediğim yalanlara ne yapacağız? Hı? Ben var ya çok doğru bir karar verdim. Şu borcumu da ödeyeyim, her şey kapanıp bitecek. Alo? Ela'cığım? Kusura bakmayın, rahatsız ettim Suzan teyze. Estağfurullah kızım, buyur. Ben bugün iş buldum da ona haber vermek istedim. Hayırlı olsun yavrum. Çok sevindim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aslında şey diyecektim ben size. Ben borcumu en kısa zamanda ödeyeceğim. Gene mi aynı konu Ela? Ya kusura bakmayın. Ben rahat edemiyorum öyle. Peki o zaman. Ama sakın kendini zora sokma. Senden para isteyen falan yok. Tamam mı? Tamam. Teşekkür ederim. Hadi çay demleyelim. Yeni bardaklar da almıştım. Hadi gel. Gururlu kızım benim. Yüreği güzel kız. Hala ben biraz çıkıyorum, yürüyeceğim.
Tamam oğlum. Ela'dan haber aldın mı sen? Yok oğlum, alamadım. Tamam. Kaç saat oldu? Hala polislerden haber çıkmadı. Arıyorlardır Murat. Sen az sakin ol. Hem kaçıranların Nazlı'ya zarar verecekleri olsa bu saate kadar haber alırdık. Başka bir hesapları mı var diyorsun? Kim olduğunu bilmiyorum ama öyle gibi. Abi Nazlı'dan ne istiyorlar? Benimle bir dertleri varsa çıksınlar adam gibi karşıma. Düşündüğün birileri var galiba. Var abi var. O beni önce tehdit edip sonra evi basanlar var ya. Onlardan şüpheleniyorum. Doğru. O dava kapanmadı değil mi? Polis bir şey bulamadı ama ben yine de her ihtimali düşünmek zorundayım abi. Eğer onlarsa bugün kesin bir işaret bırakacaklardır. O yüzden çok dikkat edelim abi. Olur mu? Tetikte olalım. Sen hiç merak etme. Ben kuş uçurtmam. Tamam mı? Hadi ben dışarıdayım. Al bakalım, temiz bunlar. Teşekkür ederim. Kusura bakma Betül, ne olur. Ben burada kalacağım bilseydim bir şeyler getirirdim kendimle. Saçmalama, yabancı mıyız? Bendekiler ikimize de yeter. Furkan. Emin misin? Açmayacak mısın? Açmayacağım. İyi geceler. Ama ben artık seninle öylesine görüşmediğimi fark ettim. Aramızdaki her neyse sıradan bir şey olmaktan çıktı benim için. Ela, ben bildiğin seni görmek için can atıyorum. Efendim? Çok geç bir saatte mi aradın? Yo. Bir şey mi oldu? Olmadı mı? Biliyorum, bir açıklama istiyorsun. Ben öyle arkamı dönüp gittim ama. Öyle telefonla mı açıklama yapacaksın ha? En azından karşıma çık, açıklamanı öyle yap. Furkan,
Benim çok da söyleyebilecek bir şeyim yok aslında. Ne kadar varsa o kadar söylersiniz mi? Ama yüzüme. Yarın sabah bir yarım saatin ayır bana Ela. Yaşanmaz olur.